Eğer Türkçe olursa da hani zaten bu yol müziğiydi. Bir şey yok hani Türk sanat müziği falan diye bir şey yok. Folk pop diyorum ben. Çünkü folklorik bir müzik yapıyorum. Ama mesela daha şeydir hani Seferat müzikleri biraz daha hani böyle kırılgan, biraz daha hüzünlü bilmem öyle. Seferadis neydi sizin o büyük grup? Çok var. Los Pacharos var. Los Pacharos. Janet Los Pacharos. Jackson var. Bir Yani sürü grup var büyüklerimiz. onlarla müzik yaptın mı? Tabii onlarla müzik yapmadık ama Los Pacharos Seferadis'ten çok şey öğrendik. İki albümde de onların repertuarından aldık. Onlar bize çok yardımcı oldular. İşte bu şu anda yapmış olduğum tarz da yine o trompetlerle, klarnetlerle, o darbukalarla, o Endülüslük var. Yani hem Akdeniz'i hem Balkanları hem tabii Anadolu'yu Aynen hepsini öyle. karıştıran Hepsini bayağı karıştırıyoruz. etkili bir müzik. Ben yani hakikaten keyif alıyorum. Senin Çok sağ ol. müzikle aran iyi, çok iyi. Hatta yani Zara ile birlikte yaptığınız TV8'de yaptığınız programı da ben büyük bir keyifle izliyorum. Sesinin güzel olduğundan inanır mısın hacı? Bilmiyorum ya. Nasıl ya? Sen söyle biz biliriz yani. Yok yok söyle yani. Şey ben türkü söylemeyi seviyorum ama türkü söylemek için illa sesinin güzel olması gerekmez. İnanarak söylüyorsan, içten gelerek söylüyorsan ve samimi söylüyorsan herkesin söylediği türkü dinlenilebilir diye inanırım ben. Keyifli bir çıkış. Ama yani o samimiyeti nasıl anlayacağız? Sesten anlaşılıyor. O geçer hemen insana. Hemen anlarsın. Peki yani bir sürü yani de usta ağırlıyorsunuz şeyde programında. Hakikaten hepsini böyle hani şeyde konservatuvarda keşke müzikten mezun olsaydım da o alanda yürüseydim falan dediğin anlar oluyor mu? Yani Yok demedim. O duyguyu hissettiğinde. Yok ben hani çok dinlemeyi çok seviyorum. Onlara katılmayı da çok seviyorum. Özellikle biraz da hani türküyü de bilirim. Onlarla o atmosferi paylaşmak da çok hoşuma gidiyor ama yani tekrar dünyaya gelsem, tekrar sorsalar, tekrar oyuncu olmak isterim. Anladım. Yine de müzikle ilişkin romantizm kaynaklı mı yoksa hani hakikaten de şey mi? Yani Yok yap yani yaptığımız işin zaten bir parçası müzik. Yani okulda konservatuvara sınavla girdiğiniz için mesela sınavlarda kulağınıza bakarlar. Kulağınız yoksa oyuncu olma şansınız çok azdır. Gerçi bir sürü neler var öyle hani kulaksız Gözünü oyuncu seveyim. da. Açmayalım istersen Evet, oralara okulu. hiç girmeyelim. Ay ben bir tane ya. Neler var? Birazdan eline şarkı söyleyeceğim. İnsanlar Aa, görecek söyle. neler olduğunu. Ve bir telefon bağlantımız var. Gecenin en şanslı ikinci telefonu. Alo. Buyurun efendim. Alo. Ben duyuyorum sizi. Buyurun. Merhaba, hoş geldiniz. Siz beni duyuyor musunuz Mesut Bey? Duymam mı? Kurban olayım o sesi duymamak mümkün mü? Siz beni duyuyor musunuz? Ay ben sizi çok güzel duyuyorum ve ben sizin hayranınızım sabah programınızdan bu yana. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi de Sabah Tümer'den sonra sizin programınızı sürekli seyrediyorum. Bugünkü konuğunuz Oktay Bey'i de zaten çok beğenerek izliyorum. Severiz Oktay'ı canım. Yani hepimiz Beni severiz. Severek izliyoruz. ya? Peki. Ablanızı çok seviyorum. Eyvallah. Sendur Hanım soru gelecek mi? Sizden bir soru Evet, gelir gibi geliyor bana. soru gelecek. Kime gelecek? Size ilk önce size kısa bir sorum var. Ver gelsin abla. Şimdi bu hangi biberi yiyordunuz? Siz de bu kadar zayıfladınız. Samandağ biberi efendim. Samandağ biberi Samandağ. ama bunu bulmak çok zor. Antakya'nın bir şeyi, Antakya'nın. Antakya'nın tam da mevsimi. Ben Evet. ablacığım sana veririm adresi daha Öyle sonra. mi? Tamam, Tamam çok rejiye bırak numaranı veririm. Tamam Şimdi rejide. acıdan tatlıya geçelim. Sor bakalım Tamam. tatlı bir sorunu. Kime Şimdi soracaksın? Oktay Kaynarca'dan rica Oktay ediyorum. Kaynarca'ya. Buyurun. Lütfen Nuri programı şey dizisini bırakmasınlar, kesmesinler. Çok severek seyrediyorum. Zaten kendisini ben 85'ten beri tanıyorum. Eyvah. Kartal'da hatırlar mı bilmiyorum. Kartal'a gelirdi. Konservatuvar yıllarında bir arkadaşımızın evi vardı. Sık sık Evet, gelirdik. Doğru. arkadaşınızın adı da İlker miydi? İlker'di. İlker değil, İlker değildi. Başka bir şeydi ama Size o hatırlamıyorum şu an. çorbalara getiren teyze benim diyecek Bir sandın. arkadaşımın Hayır, arkadaşı olduğu bendi için. ben. Hayır ben değilim ama ben tanıyorum kendisini. O zamandan beri zaten belliydi böyle çok iyi bir sanatçı olacağı. Teşekkür ederim. Sağ olun. Gerçekten çok severek seyrediyorum. Ama Nuri dizisine bayılıyorum Aa, çok açıkçası. teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ Ama olun. herhalde bitiyormuş galiba. Senden Evet, abla bitireceğiz. bitiyormuş Evet. iki dizi sonra. Öpüyorum seni. Çok Biraz teşekkür birazdan ediyorum. bizim Ben de çocuklar sana şimdi biberi gönderecek. Tamam mı? tamam ben başarılarınızın devamını Teşekkür diliyorum ederiz. İyi sizin de. Çok teşekkür İyi ediyoruz. akşamlar Sağ ol diliyorum katıldığın herkese. için. Su gibi gayet açık ve samimi soruyor. Açıklığını gördünüz. Yani gayet nereden açık olduğunu samimi de. Bundan Ya. sonra eğer benimle röportaja gelirsen
Tamamen böyle gelmeni istiyorum. Tabii. Aynı samimiyet ve açıklıkla sana yanıtlayacağım. Tabii tabii, kesinlikle. Çok peki. Ya bütün röportajların öne gidiyor, patlar o röportajlar. Vallahi ya. Vallahi bütün röportajların öyle de onun konsepti öyleydi. Her hafta başka bir şey yapıyoruz. Niye bikiniyle, onu verdiniz onu anlamadım. Estağfurullah, bikiniyle ama yani biraz göz, gönül ve şey tabii ki bikini tabii. Muhabbetleri de keyifliymiş. Doğru. Bu arada gece ablayı ben hala geçtik. Göremedim ya. Bu ilginç bir şey var. Evet, bir telefon bağlantımız var, alıyoruz hemen. Alo. Alo. Buyurun efendim. Alo. Efendim dinliyorum ben sizi Şakir Bey. İyi akşamlar diliyorum Mesut Bey, nasılsınız? Sağ olun, siz nasılsınız? Öncelikle konuklarınızı Helin Hanım'a, Oktay Bey'e ve Sami Bey'e buradan iyi geceler diliyorum. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Ben radyo programcısıyım. Abi çok fark ettik biliyor musun sesinden? Yemin ediyorum soracaktım sıradaki haberi kime gönderelim diye. Bu arada bunun yanında aynı zamanda sizinle aynı memleketli olmak da farklı bir gurur benim için. Erzurumlu musunuz? Erzurumluyum, evet. Ne güzelmiş o zaman. Torpağım sor bakalım. Biberlerden önce ben de şimdi size yüzüğünüzün çok güzel olduğunu söylemek istiyorum. Erzurum, anladın zaten Erzurumlusun. Taşan. Evet, aslında benim sizleri aramamın sebebi buyurun. Öncelikle sizsiniz Mesut Bey. Diğer konuklarının hepsinin başarılı olduğunu biliyorum ki zaten o yüzden sizin konuğunuz. Çok teşekkür ederim. Benim hem radyocu olmak ve bunun yanında çok rahatsız olduğum bir konu olduğundan size bunu dile getirmek istiyorum. Buyurun lütfen. Sizin bir televizyon eleştirmeniz olduğunuzu herkes biliyor. Tamam. Ben de çok keyifle okuyorum yazılarınızı, eleştirmelerinizi falan. Teşekkür ederim. Ama bir tane günümüzde gazetede, televizyonlarda radyo eleştirmeni yok. Bu konu benim çok ciddi şekilde canımı sıkan bir konu. Toplumumuz büyük çoğunluğu gün içerisinde araçlarında, iş yerlerinde veya evlerinde radyolar dinliyorlar. Ama radyo programcısıyım diye ortalıkta o kadar kirli sesler, o kadar yeteneksiz kişiler diyeyim ben var ki buna toplum katlanmak zorunda kalıyor maalesef. 88 frekansından tutun 87 frekansından 108'e kadar baktığınız zaman bütün yani efendilerde var. Evet. Elle tutulabilecek belki 10-15 tane programcı veya radyo vardır. Hı. Ya da programcı vardır. Radyoları geçelim. Bu konuda sizin bu konunun üzerinde durmanızı istiyorum. Şakir Bey, ben bunu tamamen şey olarak kabul ettim. Yani zaman zaman ben radyodaki arkadaşları köşemde şeye getiriyorum, gündeme getiriyorum ama tabii bu başka bir ihtisas alanı. Haklısınız. Tamam, bunu dikkat alacağız. Sorunuz var mı konuklarımıza? Sorun var tabii ki. Öncelikle bunu dile getirmek istedim. Eyvallah. Sosyal mesajı aldık. Devam edelim. Güzel Türkçeyle programlar olursa çok memnun olurum. Bunu söylemek istiyorum. İkinci sosyal mesaj. Şimdi soru. İkinci soru. Sami ilk albümünde konuğum olmuştu. Şimdi sizin karşınızda görmek beni ayrıca mutlu etti. Teşekkür. O bence müziğin çılgın çocuklarından bir tanesi. Kendisinin yolu açık olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Rica ederim. Bunun yanında Helin Hanım yine kendi alanında başarılı. Ve yıllardır hep ismi eğer medyada, magazinde, gündemde, Mesut Yarım programlarında varsa zaten söylenecek çok ya fazla çok bir şey. Çok teşekkür ederim Şakir. Yani sen beni hakikaten mahcup yok, ettin. Hayır mahcup olmayın. Yıllardır varsanız bir şey var ki varsınız. Bunu söylemek istiyorum. Abi ilişkilerim var. Çok sağlam ilişkilerim var. Oradan patlatıyorum olayı. Oktay Bey'in kendisini çok yakinen takip ediyorum. Üzerinden Çakır kıyafetinin çıkmış olması bilakis beni de çok mutlu etmiştir. Onu en son yarışmada bir türkü yarışmasında sunucu olarak izlemek de beni ayrıca mutlu etmiştir. Türküleri sevmesi bir o kadar farklı mutlu etmiştir. Söyleyeceklerim bundan başka bir şey değildir. Şakir çok teşekkür ediyoruz katıldığın için. Renk verdin ve akıl verdin bize. Gayet önemli. Estağfurullah. Estağfurullah. Söylediğim şey öneriden başka bana, bir şey değildir. Bana bir akıl ver, sana 40 yıl kahve yapayım. Çok öpüyorum seni kardeşim. Ben sizlere iyi yayınlar diliyorum. Kendine iyi bak toprağa. Ve programın sonunda hep şunu söylerim, Ada Vapuru programı ve hep şunu söylerim, sizleri hiç kimsenin bilmediği nedenlerden dolayı seviyorum, iyi geceler diliyorum. Çok güzel, biz de seni herkesin bildiği nedenlerden dolayı seviyoruz, çünkü seni seviyoruz, o kadar. Evet, Şakir gayet keyifli girdi.